Ben Chia Coin'e başladım, nasıl mining yaparım, nasıl farming yaparım, nasıl blockchain işlemlerini yaparım diyorsanız hepsini bu videoda adım adım anlatıyorum. Haydi videoya geçelim. Öncelikle açıklama kısmına bırakmış olduğum veya chia.net'e giriş yaparak bu siteye ulaşıyorsunuz. Bu site Chia Coin'in orijinal kendi sitesi. Burada Chia ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Siteyi birazcık şöyle küçülteyim. Buradan hemen İngilizce, Türkçe dil desteğini seçebiliyorsunuz. Ben burada şunu değinmek istiyorum. Bir firma, bir yetkili servis artık şöyle söyleyeyim, yabancı olan herhangi bir kuruluş Türkiye'ye, Türkçe'ye destek verdiğinde çok mutlu oluyorum. Çünkü dünya üzerinde sayısız dil var ve bunların içerisinde Türklere özel bir özen gösteriyorsalar demek ki bu bizim çok iyi konumlarda olduğumuz, Türklerin çok güzel yatırımlar yaptığı anlamına geliyor. İnşallah bir gün dünyada çok güzel söz sahibi olmaya tekrardan başlayacağız. Buradan Türkçe dil desteğini seçiyoruz ve site komple Türkçe oluyor arkadaşlar. Siteye girdiğinizde isterseniz şurada kısaca bilgileri okuyabilirsiniz. Genel anlamda Chia Coin'in nasıl olduğu, nasıl daha güvenilir olduğu, nasıl bir akıllı işlem platformu olduğunu burada anlatıyor. Yapmanız gereken ikinci şey ise hemen üst tarafta duran şu kedicik simgesine tıklıyorsunuz. Buradan sizi GitHub'a yönlendiriyor ve burada merak ettiğiniz belki en önemli özelliklerden sorulardan bir tanesi aslında. Bilgisayarınızın özellikleri, minimum özelliklerinin ne olması gerektiği. Bakın 2 GB RAM, 1.5 GHz CPU, 4 çekirdekli bir işlemci, 64 bit olması gerekiyor unutmayın. Ve Python 3.7 ve üstü özelliğine sahip olması gerekiyor. Ve alt tarafta bazı şeyleri yapmamanız gerektiğini yazıyor arkadaşlar. Unutmayın. Bunların hepsini tek tek okuyun. Şimdi size anlatmayacağım. Hepsini tek tek okuyun. Sistemi yüklemeden önce, ondan sonra sistemi kullanmaya başlayın. Gelelim hemen indirmeye. Hemen üst taraftan arkadaşlar pencereler bölümünü seçiyorsunuz. Pencereler biliyorsunuz Windows demek. Windows'u seçtikten sonra size isterseniz aşağı kaydırarak da buraya gelebilirsiniz. Pencereler bölümüne geldikten sonra Chia Blockchain Windows diyor. Tıklıyorsunuz ve size indirmesi için bir 146 MB'lık dosya veriyor. Bunu hemen indir diyorsunuz ve indiriyorsunuz. Ben indirdiğim için tekrardan indirmeyeceğim. Başka herhangi bir şey indirmenize kesinlikle gerek yok. Bir sonraki işlem Chia Coin'in kendi uygulamasına girmek. İndirdiğinizi tabii yükledikten sonra buraya geliyorsunuz. Ve uygulamayı yüklediğinizi, uygulamayı açtınız ve şu an karşınızda sizi böyle bir yer karşılayacak. Tabii şu yeşil noktalı olan yerlerin çoğu olmayacak sizde. Ben çünkü şu an farming işlemini başlattığım için bunlar var. Hemen şuradan başlamak istiyorum. Şurada yazan tepe yüksekliği bölümü var. Tabii bu İngilizce ise sizde buradan da tekrar Türkçe yapabilirsiniz. Onu unutmayın. Burada bağlantı durumu bağlandı oluyor genelde ama durum bölümü senkronize edilmedi gibi tarzında şeyler yazabilir. Hiç merak etmeyin, sadece bekleyin. Bunun en büyük ilacı beklemek arkadaşlar. Çünkü hemen sağ tarafta gördüğünüz tepe yüksekliği bölümü, yani şu bölümü mesela 234.827 sayılı bir rakam var. Bu rakama kadar senkronize etmesi gerekiyor. Bu da ortalama bir gün veya yarım gün kadar bilgisayarınızın işlem gücüne bağlı olarak bu kadar zaman içerisinde yapıyor. Yani bir ile yarım gün arasında bu senkronize işlemini tamamlıyor arkadaşlar. Tamamladıktan sonra senkronize edildi diye burada yazıyor zaten. Görebilirsiniz. Tahmini ağ büyüklüğü sürekli olarak değişiyor. En yoğun zamanları buradan görebiliyorsunuz. Zorluk seviyesini görebiliyorsunuz. Toplam yenileme sayısını görebiliyorsunuz. Bu sizin bir nevi ana sayfanız. Burada yapılan işlemleri düzenli bir şekilde takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci bölüm ise cüzdanınız. Sizin kazandığınız Chia coin'leri burada görebiliyorsunuz. İsterseniz farklı hesaplara da gönderebiliyorsunuz. Bakın belirli bir ücret karşılığında gönderiyor. Hemen alt tarafta pilotlar var. Burası en önemli kısmı. Pilot bölümüne geliyoruz ve buradan pilot eklediyoruz arkadaşlar. İlk önce şu bölgeden bahsetmek istiyorum. Bu bölgede toplamda 5 farklı yöntemde pilot oluşturabiliyorsunuz. Bunlar için, bu pilotları oluşturabilmeniz için mesela 200 GB'lık bir pilot için 500 GB'lık alana ihtiyacınız var. Eğer bu alanınız yoksa kesinlikle pilot işlemi başlamıyor ve size bir hata veriyor. Küçük olan pilot işlemini sadece deneme amaçlı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bakın bunu seçtiğinizde şöyle bir not karşınıza çıkıyor. K25 kullanmak istediğinize emin misiniz diyor. Çünkü ana ağ için gerekli minimum boyut K32'dir diyor. O yüzden bunu iptal ediyoruz. Ve yapacağınız en küçük işlem, çiftlik işlemi 100 GB'lık, yani toplamda 230 GB'lık boş alana sahip bir SSD'niz varsa bu işlemi gerçekleştirmenizi tavsiye ediyorum.
küçük yapmayın. Çünkü ilerleyen zamanlarda küçük büyük ihtimal kaldırılacaktır. 100 GB'lık yeri seçtikten sonra hemen alt tarafta kaç tane pilot yapacağınızı soruyor. Ben şu an için bir tane yapmak istiyorum ve kuyruğa eklemesini istiyorum. Dilerseniz aşağı tarafa tıklayarak buradan RAM boyutunuzu falan seçebilirsiniz. Ben buradan 8 GB'lık bir RAM kullanmasını istiyorum. İsim olarak da pilot 1 olarak, P1 olarak kaydediyorum arkadaşlar. 128 tane kovan oluşturacakmış. Bu oluşturduğu kovanları da birleştirip tek bir sütun haline getirecek büyük ihtimal. Bu kovalar hakkında tam bir bilgiye sahip değilim. Bilgi öğrendiğim zaman sizlerle paylaşacağım. Hemen aşağıdan SSD'nizi seçiyorsunuz. Çünkü buraya geçici dosyaları kopyalayacak. Hemen bilgisayarıma giriyorum. Buradan şu an boş olan SSD'mi seçiyorum. Klasörü seç dedim ve SSD'mi seçtim. Hemen alt tarafta ise HDD'mi seçeceğim arkadaşlar. Buradan da hemen yine bilgisayarıma gelip HDD'mi seçiyorum. Bakın 3.63 TB yani toplamda 4 TB'lık HDD'm var ve orayı seçiyorum. Buraya pilotlama işlemi başlasın diye. Evet şu an seçimleri yaptık. Ondan sonra pilot oluştur diyoruz. Ve burada basit bir anahtar tarama işlemi başladı diyor. Okey diyoruz, tamam diyelim. Şuradan hemen kayıtlara bak diyoruz ve arkadaşlar bakın burada kayıt tarama, daha doğrusu işlem oluşturma bölümü başlamış. Şurada sırayla işlemleri oluşturdukça yeni klasörler dosyalar açmaya başlayacak. Hemen onu da şöyle kontrol edelim. SSD'mi seçiyorum. Bakın dosyaları buraya tek tek kopyalamaya başlamış. Hızlı bir şekilde de bunu devam ettiriyor. Burası bu şekilde. Ve bunu kapat diyoruz. Ve bir sonraki işlem için de dilerseniz hemen bir tane daha pilot ekle deyip hemen sıraya pilotu da koyabiliyorsunuz. RAM boyutunu ne kadar yüksek yaparsanız o kadar hızlı işlem bitirecektir. Bu süreye orantılı olarak olmadı. Akşamleyin başlatacağım pilota toplamda 16 GB'lık RAM'ini hepsini vereceğim. Bakalım 16 GB'lık RAM de bize nasıl bir performans verecek. Dilerseniz şurada RAM kullanımını da görelim. Görev yöneticisine geçiyoruz. Şu an için iyi gidiyor. Tekrar kayıtlara bak diyelim. Bakın hala 1 yazıyor. Bu zamanla 2, 3, 4, 5, 6 diye böyle uzayacak gidecek. O uzayana kadar biz diğer bölümlere geçelim. Çiftlik bölümü de yaptığınız pilot sonrasında buraya pilotunuz düşüyor arkadaşlar. Ve o pilottan artık Chia Coin kazanmaya başlıyorsunuz. Pilot geldiğinde ekstradan bir videoda çekeceğim sizler için. Çünkü buradaki bir Chia Coin kazanmanız için gereken süreyi size söyleyecek. O süreyi de sizinle birlikte paylaşacağım. Alt tarafta anahtarlar bölümü var. Bu bir nevi oturum kapatıyor gibi veya yeni bir anahtar oluşturabiliyorsunuz buradan. Anahtara tıklayıp tekrardan giriş yapıyoruz. Şu an senkronize olmuş gözüküyor. Bağlanmış. Güzel. Bakın şuradaki sayı, tepe yüksekliği sayısı gitgide artan bir sayı. Bu sayı ne kadar yükselirse sizin ilk seferde bu sisteme kaydolma süreniz o kadar uzuyor arkadaşlar. İşlemler devam ederken de arkadaşlar hemen üst taraftaki isterseniz dosya bölümünden çıkış veya buradaki kısa yolları kullanabilirsiniz veya görüntü bölümündeki ihtiyacınıza yerleri kullanabilirsiniz. Pencere bölümü var, yardım bölümü var. Yardım bölümünden de isterseniz Twitter üzerinden takip edebilir veya diğer bilgilendirmeleri de buradan yapabilirsiniz. Tekrardan isterseniz şu an bilgisayarım biraz hızlı çalışmaya başladı. Büyük ihtimal farming işlemi için pilotlarımı hazırlıyor. Şu an %1 bakalım ne durumda. Bakın şu an 0'dı. 1 olmuş, 2 olmuş. Bu şekilde hızlı bir şekilde klasör oluşturmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu an %50'lik bir CPU kullanıyor. Güzel gidiyor bakalım. Chia Coin hakkında takıldığınız her türlü soruya Twitter adresimden, Telegram adresimden veya YouTube'daki videomun altına yorum şeklinde yazarak bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince, vakit bulabildiğimce sizlere cevap vermeye çalışacağım. Takıldığım tüm sorularda, tüm konularda da Twitter adresim üzerinden paylaşımlar yapıyorum. Oradan o paylaşımları takip ederek de kendi sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.